bazen yanımızdaki insanlardan daha büyük bir hayal kurduğumuzda o hayali durdurmaya çalıştıklarını fark ettim. Ve bunlar bazen en yakınlarımız olabiliyor. Adım Ertuğrul Belen. Business Networking Akademi'nin kurucusuyum. Yaklaşık 10 yıl oldu. Bazı kırımlar çok sessiz oluyor. İnsan o gün o an fark etmiyor. Birincisi dedem. Dedem bir esnaftı ve çocukluğum hep onun o atölyesinde zaman geçirerek işte ahşaplarla vesaireyle oyun oynayarak geçti. Ve orada hep onu gözlemlerdim. Bir sonraki kırılım anının yine sessiz bir kırılımdı. Üniversite 3'teydi. Çok ciddi staja ihtiyacım vardı ve üniversitedeki ekonomi hocamız öyle bir proje tasarladık ki bu hızlı tanışma seanslarının da başlangıcıydı, speed networking seanslarının başlangıcıydı. Bu şirketleri ve onlarla ilgilenen kişileri araya getiren bir projeyi birlikte hazırladık ve o gün ve ilk defa okulun tarihinde bu kadar kişi belki de dünyanın en iyi şirketlerinde stajlarını buldular. O gün şunu fark ettim, Türkiye'de aslında büyük kurumların içerisinde kurum içinde networking'in ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu fark ettim. Ve 2008'de cesaret edip Business Networking Akademi'yi kurdum. Cesaret ettim diyorum çünkü o da bir kırılım noktamdı. Bazen yanımızdaki insanlardan daha büyük bir hayal kurduğumuzda o hayali durdurmaya çalıştıklarını fark ettim. Ve bunlar bazen en yakınlarımız olabiliyor. Aslında bizi korumaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki çok kendimizden öte hayal kurup büyük hayal kırıklığına uğramayalım. Benim bunu aşmam biraz zaman aldı ama cesaret ettim, kurdum. Ondan sonra ne kadar doğru, belki de gecikmiş bir karar olduğunu fark ettim. Bu networking ile ilgili bir şey yapmam gerekiyor. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Bakın yine networking konusunu arka tarafa atmışım. Aileme telefon ettim. Biliyor musunuz dedim, siz hep benim işte finans, ekonomi, iş dünyası öyle sanki istediniz ama ben aslında doktor olmak istiyorum. Ondan sonra şaşırdılar, biz seni zorlamadık vesaire hani bir konuşma oldu. Ol o zaman doktor dediler. EMS diye, Emergency Medical System, bu 911 bizdeki ambulansın orada gönüllülük versiyonu çok kuvvetli Amerika'da. Bir sene boyunca sabah akşam işten çıkıp akşam çalışmalarına gidiyordum. Bir süre sonra bunun sürdürülebilir olmadığını fark ettim. Ve orada da fark ettiğim şey şuydu, bu benim tutkummuş. Çok büyük hedeflerim var ama beklentilerim yok. Çünkü insanın beklentileri olduğu zaman esnekliğini kaybettiğini düşünüyorum. En çok yaptığım çalışma bir yerde bir topluluk içerisindeki ekosistem, kendiliğinden yürüyen işbirliği nasıl oluşur bunun üzerine çalışmalar yapmak. İleri 20 yıl sonraki hayalimde hepsinin ortak hayalleri kurabildiği, aynı hedef doğrultusunda birlikte olabildiği çalışmalar yapabilmek en büyük hedefim. Onun dışında kendi hedeflerimde uluslararası açılmak var. Şu anda Türkiye'de İşte birkaç sene önce yayınlanan networking kitabı çok satanlara girmeyi başardı. Şu anda işte The Art of Networking diye İngilizcesi yayınlandı. Arzum bu çalışmaları uluslararası tarafa çıkarmak ve daha sonra da belki 20 yıllık hayalinde olduğu gibi köprüleri daha farklı bir şekilde işbirlikleriyle kurabiliyor olmak. Ben yaparsam sen de yaparsın.